dinin temeli medeniyet. Osmanlı İmparatorluğu'nu niçin gayrimüşrikler veya bugünün düzenbazları şey yapıyorlar? işte şöyleydi böyleydi diye İslami'dir diye. Peki Osmanlı döneminde bile var mı böyle bir şey? Osmanlı İslam'la yönetildiği için değil mi? Peki Osmanlı medeniyeti diyoruz ya. Neden almış bunu? İslam'dan almış. Türkler İslam'dan önce de var. Evet. Orta Asya'da Müslüman olmayan şaman olan ama gattar, evet. savaşçı ama İslam merhameti yok. Fakat İslam olduktan sonra ne yapıyorlar? İslam medeniyeti onlara öyle güzellikler veriyor ki adalet, hak, hukuk, medeniyet, icatlar, keşifler. Fatih'i düşündüğü zaman topları ilk yapan diye bahsediyor. Gemileri karadan yürüten diye daha önceleri var. Saatın keşfi vesairesi. Hep bilim adamları. En dürüst. Geleceğiz değil mi oraya da? İslam evet, inşallah hocam. 600 sene. Bugün işte İngiltere'de, Amerika'da bir takım üniversitelere ne yapıyorlar? Girmek için torpil istiyorlar. İşte oradaki bir profesör buluyor veya bir devlet adamı buluyor falan filan. O gün İslam medeniyetinin yaymış olduğu güzelliklerin karşısında ağzı dili tutulan gayrimüslimler, Avrupalılar Endülüs İslam devletinin içinde bulunan üniversitelere, okullara, mekteplere krallar, kraliçeler, prensler, valiler o günün gayrimüslim beldelerinin çocuklarını vermek için torpil arıyorlardı. Torpil alıyorlardı. Diyorlardı ki sen işte falan İslam devletinin başındasın veya vilayetinin valisisin. Şey yapsan da bizim çocuğu orada okutsak vesaire diye. Şimdi böyle bir dinin mensubu olan insanların tabi İslam'a bunu atfederek insanları Hmm. karalamaya çalışıyorlar. Hmm. Hiçbir zaman bilime kapalı olabilir mi? Olsa bile şahsın hatasıdır. Elbette. Yani bir adam Müslümanım diyor ama hiç kitap okumuyor. E bir adam ben Hristiyanım diyor da her gün kitap mı okuyor? Ya. Bir adam evet. Yahudi oldu da her gün bir şey mi araştırıyor? Onu kendi şahsi tembelliğidir. Bugün bakın Diyanet İşleri Başkanlığımız değil mi? Bütün kitap evleri, yayın evleri vesaire okumak, bilime, ilme, burslar vererek, teşvik ederek her şeye Böyle Türkiye'de belli kalıplar içerisinde İslami kanunlarla yönetilmiyor Türkiye. Ama burada bile Müslümanların olduğu bir ülkeyiz. Müslüman bir ülke ve burada Diyanet İşleri Başkanlığı, başka vakıflar, kuruluşlar da var. Ama Müslüman olduğunu söyleyip de gavurluğu, bunu ağır geliyor ama gelsin, gavurluğu, yaymak için çalışanlar özel mektepler, vakıflar yapıp orada çocukların kafalarına, minicik dimahlara gelen gençlere tamamen İslam düşmanlığını başka yollardan isimleri, kelimeleri değiştirerek empoze etmeye çalışanlar kendilerini aydın kabul ediyor. Ne aydınsın ya? Neren aydın? Öldükten sonra diyorlar ki toprağa aydın olsun, toprağın ışık olsun falan. O zaman aydınlanacaklarmış. Bir de filozofan <laughs> takım böyle daha aydınlık olursunuz. <laughs> Aydın kim? Işıklar içerisinde olsun. Işıklar Işık. içinde yürüsün. Evet. Nerede yürüsün? Hangi ışıklar içerisinde? Hangi o sinemada yer göstericiler vardı eskiden hmm. lambayla böyle gösterirlerdi. Öyle ışık tutacaklarsa kim tutacak ışığı? Cehennem yoluna aydın olsun. Belki cehennem ateşi aydınlatır. Allah hepsine hidayet nasip eylesin. Biz onların yani İslam dışı unsurların biz hiçbir zaman kafir olmasını temenni eden bir peygamberin ümmeti değiliz. Ne diyordu? Allah'ın mehdini ve bina ve cehennâ sebeben limen Ya Rabbi bize de bizimle beraber başkalarına bizi de vesile kılarak hidayet ver. Kıyamete kadar gelecek olan insü cinden Ya Rabbi hiçbir kafir kalmasın hepsi Müslüman olsun. Böyle biz namazda da mümin olana olmayana dua etmekle Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bunu yapıyoruz. Ama hidayet etmiyor, kendi inanmıyor, devam ediyor ayrı bir olay. Ama böyle hikayelerle de ne kendilerini ne de o genç insanları kandırmasınlar. Ufacık bir ee, parça bir şey buldular mı onun üzerinden İslam'a saldırma kalkmasınlar.